Kuşkusuz bu yasa teklifi bir demokrasi kaygısıyla hazırlanmış bir teklif değil. Daha çok AKP ve MHP ittifakının ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılamak için veya seçim yasalarında yapacakları değişiklikle daha fazla milletvekili çıkarmak için, seçim sonuçlarına etki etmek için hazırladıkları bir kanun teklifi. Yani bu çok açık. Aslında uzunca bir süredir yaptıkları düzenlemeler böyle. Kastettiğim şey şu. Diyelim ki gerçekten kaygı demokrasi olsaydı, gerçekten kaygı örgütlü bir toplumun yaratılması olsaydı, siyasi partilerin seçimlere girmesini kolaylaştıracak düzenlemeler içermesi gerekirdi. Affedersiniz. Ya da neyi içermesi gerekirdi? Kullanılan oyların en demokratik şekilde yansıması için ne tür önlemler alınabilir? Yani bu tür kaygıları beslerse o zaman bu bir demokratik kaygıyla hazırlanmış yasa diyebilirdik. Ama maalesef bu yasa öyle bir kaygıyla hazırlanmış değil. Siyasi partilerin seçime girmesini ciddi şekilde zorlaştırıyor. Zaten bir siyasi partinin Türkiye'de seçimlere girmesi çok kolay değil. Mevcut düzen içerisinde 41 ilde mutlaka örgütlenmesi gerekiyor ve her bir ilin en az ilçelerinin üçte birinde örgütlenmesi gerekiyor. Kongrelerini yapmış olması gerekiyor, yönetimlerini oluşturması gerekiyor ve öyle istediğiniz kişiyi yönetici falan yapamıyorsunuz. O bölgede oturması gerekiyor, ikamet koşulları aranıyor. Bunların üzerine şimdi yaptıkları değişiklikler içerisinde eğer 2 dönem üst üste kongresini yapmamışsa belki feshedilmesinin yolu açılacak veya mecliste grubu bulunan siyasi partilerin seçime girmesi engellenecek veya ittifak içerisinde yer alan siyasi partiler eğer bir milletvekili çıkaracak kadar oy almamışsa veya ülke barajını aşmamışsa oylarının boşa gitmesi anlamına gelecek düzenlemeler içeriyor. Dolayısıyla bir bütün olarak bakıldığında ne ülkedeki örgütlenmeye katkı sunacak bir düzenleme, ne siyasi partilerin siyasi yaşama daha aktif katılmasını sağlayacak bir düzenleme, ne de Türkiye'deki demokrasiye katkı sunacak bir düzenleme değil. Tamamen AKP ve MHP ittifakının kendi ihtiyaçları, kendi gereksinimleri ve 2018'de eksik aldıklarını düşündükleri milletvekilini telafi etmek için getirdikleri bir düzenleme. Yani şöyle söylemek daha doğru olur. Şimdi AKP 7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olma şansını kaybetti. HDP'nin %10 seçim barajını yıkması, parlamentoya 80 milletvekiliyle girmesi ve ondan sonra yapılan bütün seçimlerde parti olarak seçime girip %10 seçim barajını aşması AKP'nin tek başına iktidar olma hayalini ortadan kaldırdı. Ve o gün bugündür aslında AKP eriyen bir parti görünümü. Tek başına iktidar olamayacağını anladıktan sonra ittifaklarla iktidar olmaya çalıştı ve 1 Kasım seçimlerinden bugüne oluşturduğu bir ittifak var. Daha sonra bunun ismini resmileştirdiler, Cumhur İttifakı dediler. Daha sonra bunun için bir yasal düzenleme yaptılar. Seçimlere de ittifak halinde girmenin önünü açtılar. Sanki bu yasal değişiklikleri AKP, MHP yapmamış da muhalefet partilerinin getirdikleri teklif üzerine yasalaşmış gibi çıkıp bu yasayı değiştirip bundan sonra Avanta'dan milletvekili kimse seçemeyecek diye propaganda yapıyorlar. Doğru değil. Burada başka bir şey var. Bunu değiştirmek istemelerinin temel nedeni şu. Yine muhalefet partilerinin şu anki seçim sistemi içerisinde parlamentoda temsil edilmesini ortadan kaldırıyorlar. Nasıl yapacaklar bunu? Diyorlar ki, şimdi bir siyasi partinin milletvekili çıkarabilmesi için toplam oy hesabı yapılıyor. Yani diyelim ki Cumhur İttifakı içerisinde MHP %10 barajını aşamasa da toplam oy eğer %10 barajını aşıyorsa barajı aşmış sayılıyor veya Millet İttifakı için de geçerli bu. Milletvekili çıkarmak için de başka bir koşul aranmıyor. Fakat şimdi bu getirdikleri düzenlemeyle eğer bir siyasi parti ülkedeki seçim barajını aşamasa ittifakın içerisinde yer alan bir parti o zaman milletvekili çıkaramayacak. Ayrıca ittifakın aldığı toplam oy değil, her bir siyasi partinin aldığı oy esas alınacak. Bu ne demek?
Diyelim ki bu ittifak, yani karşısındaki Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan Millet İttifakı'na gelecekte dahil olması muhtemel siyasi partilerin önünü kesmek amacı taşıyor. Yani Saadet Partisi geçmiş seçimlerde %10 seçim barajını aşamamıştı. Parti olarak milletvekili çıkaramamıştı ama aldığı oy ittifakın toplam oylarına eklenmiş ve milletvekili sayısı böyle belirlenmişti. Ya da diyelim ki diğer siyasi partiler için şu anda kamuoyu araştırmalarında %1, 2, 3, 4, 5 gibi gözüken siyasi partilerin bu şu anki sistem devam etmesi durumunda parti olarak milletvekili çıkaramasalar bile bazı bölgelerden o bölgelerde aldıkları oy ittifaka dahil olacağı için daha fazla milletvekili çıkarmasını sağlayacak bir başka ittifakın. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi partilerin bu ittifakın içerisinde yer almasını, kendi adıyla, kendi kimliğiyle seçime girmesini engellemek amacı taşıyor. Peki bunda başarılı olabilir mi? 2018'de nasıl olsa ben bir ittifak oluştururum, benim karşımda bir ittifak oluşamaz diye düşünüyordu. Böyle olmadı. Karşısında bir ittifak oluştu ve o ittifak yapılan araştırmalara göre 15 milletvekilinden daha fazla milletvekili elde etmiş oldu. Şimdi bu değişikliği ne zaman uygulayabilecekler? Yasalaşsa bile Mart-Nisan ayı içerisinde önümüzdeki yıl Mart-Nisan'dan önce uygulanamayacak. Ve bu Mart-Nisan'a kadar ben muhalefet partilerin buna karşı yeni stratejiler geliştireceğini ve iktidarın hesabını boşa düşürebileceklerini, farklı ittifakları geliştirebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla kağıt üzerinde yaptıkları hesap sahada tutmayabilir. Bize gelince bizi bir yandan kapatıp bir yandan da başka ittifakları geliştirmemizi engellemek amacı da taşıyor olabilir mi bu teklif? Kuşkusuz taşıyor olabilir. Şunu söyleyelim, yani hani bugüne kadar Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollardan ve Kürtlerin kolektif haklarının tanınmasıyla çözülebileceğini savunan siyasi partiler hakkında çok sayıda kapatma davası açıldı ve bu davaları neredeyse tamamı da Anayasa Mahkemesi tarafından kapatma kararı verildi. Dolayısıyla HDP hakkında açılan dava sonucunda HDP hakkında da böyle bir karar verilmesi mümkün. Gerçi koşullar o dönemki koşullardan farklı. Ayrıca bu davaya olan toplumsal destek çok düşük. Yani AKP bile çok rahat savunamıyor bu davayı ama Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar vermesi elbette mümkün. Bu durumda ne olacak? Biz hep söyledik bunu. HDP asla seçmenini seçeneksiz bırakmayacak. Yani HDP bir nehir, bir fikriyat ve bu nehir, bu fikriyat mutlaka akacak, yatağını bulacaktır. Yani seçmenlerimize bu konuda çalışmaları yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Ama bu yasa teklifinin amaçlarından bir tanesi işte bir seçimle HDP'nin kapatılacağı, HDP'nin yeni bir partiyle seçime girmesini engelleyecek, bir ittifakın içerisinde yer almasını engelleyecek bir düzenleme amacı taşıyor olabilir mi? Evet, taşıyabilir. Hani onların fikri nedir bilmiyoruz. Ama bu konuda da başarıya ulaşmayacaklarını, ulaşamayacaklarını söyleyelim. Her halükarda HDP fikriyatı seçimlere katılacak ve bu fikriyat varsa böyle bir hayalleri Cumhur İttifakı'nın bu hayallerini akamete uğratacaktır. Önce şunu söyleyeyim, bu seçim yasası AKP'nin ve MHP'nin birlikte en çok üzerinde çalıştıkları yasalardan birisi. AKP neredeyse 2 yıldır kendi kurullarında, Hayati Yazıcı Başkanlığındaki bir kurulda bu seçim yasası teklifini tartışıyor. Zaman zaman kendilerine yakın gazeteciler aracılığıyla aslında tartışma başlıklarını kamuoyuna da sızdırdılar. Daha sonra MHP ile görüşmeler sürdürdüler ve bu ilk görüşme değildi. Uzun uzun görüşmeler yaptılar ve ilk hayal ettikleri yasa değişiklikleriyle en son şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları yasa değişiklik teklifinin aynı olmadığını söylemek mümkün. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Her bir maddesi üzerine çok uzun uzun çalıştılar. Çalıştıkları maddelerden bir tanesi seçim kurulu, ilçe seçim kurulu başkanı olan yargıçlar ile il seçim kurulu başkan üyeleri olan yargıçların nasıl belirleneceğine ilişkin kuralları değiştirmek istiyorlardı. İlk günden itibaren bir diğeri de
siyasi partilerin sandık kurulu üyesi olarak görevlendirdiği kişilere ilişkin değişiklik yapmak istiyorlardı. Akıllarındaki ilk şey seçim kurulu başkanlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmesi. Yani kıdemine bakılmaksızın, sınıfına bakılmaksızın doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'nun istediği kişiyi istediği seçim kuruluna başkan olarak görevlendirmesiydi. Bu konuda bir mutabakata varamadılar. Ne yaptılar? Şimdi kıdem esasını değil, yani en kıdemli hakimin değil, birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kurayla belirlenmesi yolunu seçtiler. Fakat bunun içerisinde iki hüküm daha koyuyorlar. Birincisi şu, diyorlar ki, bir hakim eğer istemezse kuraya katılmayabilir. Bu ne demek? İlçe seçim kurulu veya il seçim kurulu başkan ve üyesi olarak görev yapması muhtemel, kuraya katılması muhtemel hakimler üzerinde bir tür mahalle baskısı kurmanın önünü açmış oluyorlar. İkincisi de şu, bu bir yargıç güvencesini ortadan kaldıran bir şey. Çünkü hiçbir yargı kurumunda kurayla bir yargıcın belirlenmesi söz konusu değil. Yani ne atamalarda, ne yer değiştirmelerde, ne görevde yükselmelerde, ne Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Uyuşturmazlık Mahkemesi üyelerinin, başsavcılarının, başkanlarının ve daire başkanlarının seçiminde uygulanmayan bir yöntem. Ya seçim veya kıdeme göre belirleniyor. Dolayısıyla bu yargı sistemi içerisinde olmayan bir uygulama ve yargıç güvencesini de ortadan kaldıran bir uygulama. Ayrıca yapacakları ikinci düzenlemede şu, 2022 yılı Ocak ayında aslında 900 aşkın ilçedeki 1200-1300 civarında seçim kurulu var. Bu seçim kurulu başkanları belirlendi. İl seçim kurulu başkan ve üyeleri belirlendi ve bunlar yemin içerek görevlerine başladılar. 2024 yılı Ocak ayına kadar da görevlerini sürdürecekler. Fakat getirdikleri teklifte bir geçici maddeyle bunların tamamının görevine son verilecek. Ve önümüzde 2023 Haziran veya daha önce gerçekleşecek bir seçimde bu getirdikleri sistemle hakimleri belirleyecekler. Yani var olan yasaya uygun bir şekilde seçilmiş 2 yıl boyunca görev yapacak hakimlerin hepsini de görevden alıp bu biçimde, hukuksuz bir biçimde bu yargıçları belirleyecekler. Sandık kurulu üyelikleri için de benzer bir şey yapıyorlar. Yani siyasi partiler sandık kurulu üyelerini aslında kendi üyeleri arasından seçmezler. Başka bir siyasi partinin üyesi olabilir, hiçbir siyasi partinin üyesi olmayabilir veya kendi üyesi olabilir veya kendi taraftarı olabilir, kendisine gönül vermiş birisi olabilir. Güvendiği, güvenilir olduğu ve o işi yapabileceğini düşündüğü kişileri sandık kurulu üyesi olarak belirler. Şimdi bir değişiklik yapıyorlar. Diyorlar ki ona ilk tartıştıkları şey, bunu biliyoruz demeyelim de kamuoyuyla da paylaştılar. Sadece siyasi partiler kendi üyelerini sandık kurulu üyesi olarak belirlesin diye bir tartışma yürütmüşler. Sonra geldikleri nokta, siyasi partiler başka siyasi partilerin üyelerini sandık kurulu üyesi olarak görevlendirirlerse eğer onun onayını alsınlar diyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: siyasi partiler sadece kendi sandık kurulu üyelerine değil, diğer siyasi partilerin de üyelerini denetleyebilecekler. Seçim kurullarından bunların listesini alabilecekler, itirazlarda bulunabilecekler gibi bir biçimde sandık kurulu üyeliklerini de bir parça zorlaştırması muhtemel. Veya işte sen şu partilisin ama gidip şu partiden sandık kurulu üyesi oluyorsun, bak bunu biliyoruz ha diyebilecekleri bir sistem getiriyorlar. Kuşkusuz bunlar bir bütün olarak düşünüldüğünde seçim güvenliği açısından kuşku oluşturacak düzenlemeler olacaktır. Ama ben şunu çok açık söyleyeyim, bu muhalefetin seçim güvenliğiyle ilgili olarak atacağı adımları ortadan kaldırmayacaktır. Muhalefet partileri yine sandık güvenliği ve seçim güvenliği konusunda üstüne düşen sorumlulukların gereğini yerine getirecektir. Biz kesinlikle bu konuda her tür önlemi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Özellikle ittifak içerisindeki siyasi partilerin seçecekleri milletvekili sayısının nasıl belirleneceğine ilişkin düzenleme ile böyle bir mühendislik amacı taşıyorlar. Zaten söyledikleri şey, 2018'de aslında biz daha fazla milletvekili çıkarabilirdik
bu sistem bizi olumsuz etkiledi. Şimdi bunu tersine değiştiriyoruz diyorlar. Başka amaçları da, başka hayalleri de olabilir. Ama masa başında hesap ettiğiniz şeyler her zaman sahada, sandıkta aynı sonuçları vermeyebilir. Nitekim ittifak meselesi, 2018'de getirdikleri ittifak meselesi istedikleri sonucu vermedi. Bu getirecekleri düzenleme de bu yıl veya 2023'te yapılacak seçimlerde aynı sonuçları, hayal ettikleri sonuçları vermeyebilir. Onlar bir hesap yapıyorsa muhalefet partileri de elbette buna karşı stratejik hamleler yapacaktır.